Aslı Nakliyat. Şehir içi nakliyat. Şehirler arası nakliyat itinayla yapılır. Hasan Tatlı, Bekir Tatlı. Tatlı Nakliyat, Turhan Çakır'la Sevdamız Tokat programını sunar. Hiç kimsenin hiçbir cana kıymadığı, bir uçtan bir uca sevda türkülerin söylendiği, yoksulluğun değil insancı yaşamın hakim olduğu bir dünya özlemiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz dostlar. Bugün 6 Mayıs. Hıdır Ellez. Hıdır ve İlyas peygamberin karşılaştığı, buluştuğu, baharın müjdecisi Hıdır Ellez Bayramı. Hıdır Ellez Bayramımız kutlu olsun sevgili dostlar. Ekran başındaki dostlar, sizlerin Hıdır Ellez Bayramı kutlu olsun. Aynı zamanda değerli dostlar, bugün acı bir gün, 6 Mayıs. Sizler biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Daha doğrusu bunu herkes biliyor. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişinde yıl dönümü. Bunu literatürde kabul ettiği için biz de burada rahat rahat söylüyoruz değerli dostlar. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını da saygıyla anıyoruz huzurlarında ve sizlerden de onlara bir alkış göndermenizi rica ediyorum. Bu akşam konuğumuz Tokat Merkez Musullu. Musullu Derneğimizi konuk getirdik değerli dostlar sizlere ve kalabalık geldik. Ve sanatçımızla da geldik değerli dostlar. Sizlere bugün uzun uzun türkülerimizle de baş başa bırakacağız. Ve Gökhan kardeşimle de konuştuk. Finalde sizlere ellik de oynatacağız. Zaman kaybetmiyoruz. Gökhan kardeşimden bir türküyle başlayalım. Uzun uzun sohbetlerimizi daha sonra yapalım. Buyur kardeşim. Olur. Baykuş gibi sizin eli yurt ettin, yaktın şu sinemi, vallahi kül ettin. Aklımı başımdan aldın, del ettin, yalanım varsa kör ola gözüm. Beni benden aldın, vallahi del ettin, yalanım varsa kör ola gözüm. Thank you.
başkasına gönül vermeye. Değme bu papura, zaten yaram var, benden başkasına meyil vermeye. Hele eğlen sana, bir çift sözüm var, yalanım varsa kör ola gözüm. Seni benden ölüm ayıram eğer, yalanım varsa kör ola gözüm. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, rahmetli Abdullah Papur'u saygıyla anıyoruz burada. Rahmetli. Onun güzel bir türküsüydü. Mekanı cennet olsun. Çok eser bıraktı değil mi? Çok. Hala evet. Biz de okuyabildiysek ne mutlu bize. Yani inşallah okuyamayacak, tamam. Okuyabildik. Tamam, tamam. Teşekkür ederim, sağ olun. Tamam. Saygılar sunuyorum. Mesajınızı yazdıktan sonra 3969'a gönderin gelsin lütfen. Hem konuklarıma sorularınız varsa onlara sorabilirsiniz, hem de sanatçı dostumdan isteğiniz olursa da isteklerinizi biz buradan canlı canlı dillendirmiş olalım. Aynı zamanda bugün bu akşama özel değerli dostlar birkaç tane canlı yayında alalım. Canlı yayın telefonumuza 0212 557 6001 arayarak bizlere ulaşabilir, görüşlerinizi, fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz değerli dostlar. Sevgili dostlar, bizler her hafta bu saatlerde sevdamız sokak, sevdamız Anadolu, sevdamız aydınlık Türkiye diyoruz. Ve her hafta bir derneğimizi sizlere kadar getiriyoruz. Faaliyetlerinden, çalışmalarından sizleri de haberdar ediyoruz. Bu vesileyle kah Anadolu'ya, kah burada İstanbul'da, metropolde dostlarımızın çalışmalarından sizleri haberdar ediyoruz. Bu akşam sizlere Musullu Derneğimizi getirdik. Ve Musullu'da kalabalık bir ekip olarak geldi çok değerli dostlarımız. Ve başkanım, mikrofonu alalım isterseniz. Musullu Dernek Başkanımız Muharrem Öztürk. Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl, açık başkanım, nasılsınız, iyi misiniz başkanım? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Musullu Derneği'nin herhalde bir ilk televizyon programı başkanım. Evet, bir önce de olmuştu, bir önceki dönemde. Öyle mi? İkinci. 2012'de. İbrahim Başkan. İkinci. Evet. İbrahim Başkan ikinci diyor, evet, doğru. Evet, evet, doğrudur. Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür nasılsınız, ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz başkanım? Sağ ol, Allah razı olsun. Neler söylemek istersiniz? Ben şöyle yapıyorum genelde başkanım. Bizim programda biz sizle dışarıda da görüşüyoruz. Evet. Normal hayatta da bir aradayız, muhabbetimiz var. Evet. Ama ve lakin Musullu Derneğimizin dernek başkanı olarak dostlarımızın da tanımasına fırsat veriyoruz. Muharrem Öztürk kimdir? Lütfen tanıyabilir misiniz kısaca sizden? Ben Musullu Köyü'nden. Evet. Apul'un derler bizim sülalemizde. Apul'un Kadir'in oğlu Muharrem Öztürk'üm. Yani herhalde tanımışlardır. Evet, herkes Musullu tanır zaten. Yakın köyleri de tanır. Eyvallah. Bizim orada ayrım kayrım olmaz. Yakın tutalım lütfen başkanım. Ayrım kayrım olmaz. Evet. Bizim orada mesela Camülüköy, Efe Köyü, Selamu, Ohtap, Kemkes o köylerde. Evet. Yenice, Kemkes hangisi başkanım? Yenice. Eski adım. Var orada tabii var. Var yani var. Biz orada... Şehitler var mı? Şehitler, o şehitler var. Ondan sonra Sokudaş var, Keçeci Baba var. Ya. Keçeci Baba var. Kuytu var, Kultu var. Evet. Benzi var yani. Var, var. Yakın o derede yani. Evet. Yani bu şekilde. Biz hep can canayız. Can can. Yani biz de Alevi, Sünni böyle bir düşüncemiz olmayan bir insanlarız. Aydın insanlarız. Biz. Eyvallah. Daha başkanım. Da öncelikle biz yani öyle söyleyeyim. Ne güzel. Şöyle biz mesela başkan, biz... Başkan yakın tutabilir miyiz mikrofonu? Biz... Evet. Dede soyuyuz. Evet. Biz, Musullu. Musullu'da biz dede soyuyuz. Evet. Hubuyar'dan gelmeyiz. Evet. Artı şöyle söyleyeyim, bizim Selamo denilen yabancı köydeyi değil, Sünni hesabı düşünülenler onlar bize dede derler. Evet. Artı bizim onlar kışlık yiyeceklerimizi bize getirirler daha öncelerden. Hakkullah mı tabii yani? Ki, tabii ki. Tabii ki. Biz dede soyu olduğu için onlar öyle ama şu anda evet. Şu anda da şöyle söyleyeyim. Artık insanları dede ebe değil, insanları birbirinden ayrıştırma hesapları da oluyor ülkede. Evet. Ama ben buna karşıyım. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Biz biriz, biz bir bütünüz. Evet. Biz Alevi, Sünni, Çerkez, Kürt diye böyle bir ayrımımız yok. Başkanım bizi zaten... de bizden ayıranları da biz
Evet. Yanda bırakırız. Başkan, zaten Türkiye mozaiği böyle. Yani ayrımız gayrımız yok, bir aradayız. Evet. Başkan, peki şu an ekranları başında belki sadece tokatlar izlemiyor bizleri. Türkiye'nin geneli Avrupa 3. gurbetle izliyor bizleri. Evet. Musullu köyü nerede başkanım? Yani düşünün, Tokat'a giden birisi, Tokat'a gittiğini düşünelim. Oradan nasıl gelecek size? Musullu köyüne Tokat merkezden çıkıyorsunuz. Evet. Avlunlar diye Gökdere nahiyesi olarak Gümenek. Evet. Gümenek'ten Almus yolu ayrılır. Evet. Sağa. Musullu köyü sola gider. Oradan Gökdere nahiyesine gidince orada eski Erbaa yolu. Evet. Oradan yine soldan devam ediyoruz. İlerleyince orada üç köyler diye Kemkes, işte Camülüköy. Evet. Ortaköy, o eski isimleri. Evet, Efeköy evet. oldu. Selamu. Ondan sonra da Musullu köyü. Musullu köyü. Oradan sonra Köseli. Canbolat. Ya ondan sonra bunlar. Yani komşu köylerimiz Serkis, işte eski ismi Serkis. Serkis. Sokudaş, öyle devam ediyoruz. Oradan da Turhal'a kadar iniyoruz oradan. Peki. Teşekkür ediyorum başkanım. Yine... Ben teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum. Eyvallah başkanım. Yine değerli dostlar, Musullu Derneğimiz de gerçekten de bizim için önemli olduğu için bu dönem biz Musullu Derneğimizi konuk almak istedik. Niçin önemli değerli dostlar? Bu dönemde hem kadın kollarını hem de gençlik kollarını aynı anda kuran ve gerçekten de hem kadınlara hem de gençliğe önem veren bir derneğimiz olmasından dolayı da Musullu Derneğimizi bu sezon konuk almak istedik. Kadın kolları başkanımız Arife Kaşıkçı. Başkanım, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz başkanım? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Eyvallah başkanım, bizlerdeyiz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz başkanım? İsmim Arife Kaşıkçı. Musullu Köyü Kadın Kolları Başkanıyım. Evet. Evet, evet. Gelmiyor mu sesimiz? Yeni kurulduk da. İşte Ocak ayında kurulduk. Evet. Yeni oluşumuz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda sürüm aşamasındayız. Adımlamadık daha. Evet. Bir 9 Mart Kadınlar Günü etkinliğimizi geçirdik. Evet, onu konuşacağız başkanım. Yeni kurulan bir kadın kolları. Bunu da detaylandıracağız mutlaka. Ve özellikle de 9 Mart ve önümüzdeki projelerinizi sizlere soracağız. Ve yanımızda yine derneğimizin dernek başkan yardımcısı Duran Öztürk başkanımız da buradalar. Efendim, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız, ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükür. Bu vesilede daha doğrusu bu program öncesinde sizlerle de bir taraftan konuştuk başkanım. Derneğimizin hazırlanma aşamasında program öncesinde sizi de kısaca tanıyalım başkanım. Duran Öztürk, dernek başkan yardımcısıyım. Evet. İş makinesi operatörüyüm. Böyle. Evet. Bir taraftan da dernekte yönetim kurulu üyesisiniz. Dernek başkan yardımcısı. Evet. Bir tarafta da işte yönetim üyesiyiz. Ve siz daha doğrusu Muharrem Başkanı, siz de İbrahim abi başkanımız da burada. Dernekle sürekli yan yanasınız, iç içesiniz değil mi başkanım? İç içeyiz. Şu anda Sayman da benim. Evet. Dernek başkanımız Sayman'ım. Eskiden de mesela şimdi iki dönem daha ben yönetimde bulundum. Daha önce bu de üçüncü, ya bu konuya yabancı değilsiniz yani. Değilim. Üçüncüyüz bu. Peki. Konuşacağız başkanım. Yine konuşacağız. Sizlere de derneğimizi ve faaliyetleri detaylandıracağız. Kardeşimize verelim. Ali Polat. Yine dedik ya, çiçeği burnunda yeni kurulan gençlik kollarımızın. Buradan gerçi Ali başkanımıza söyleyecek ama Ferdi Öztürk kardeşime de buradan selam olsun. Şimdi tabii ki elbette canlı yayına gelmeden önce değerli dostlar, ben de konuklarımı gerek sosyal medyadan gerekse de tanıyan dostlarımızdan tanımaya çalışıyorum. Ve kardeşimizin de sağlık sektöründe çalıştığını öğrendim. Kardeşimize başarılar diyoruz. Ferdi Öztürk kardeşim ve yönetimden yine kardeşim Ali Pola. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Kısaca sizi de tanıyabilir miyiz? Neler söylemek istersiniz? Ali Polat. Evet. 19 yaşındayım. Bir fabrikada çalışıyorum. Evet. Gençlik kolu yönetimindesin. Evet. Şöyle. Evet. Bir futbol takımımız var. Nasıl diyeyim? Her hafta maç yapıyoruz. Ne güzel. Gençler bir aradasınız. Aynen. Ne güzel. Bir taraftan da gençlik kolu kuruldu. Bunun çalışmasını, sebebini, niçin kurulduğunu da konuşacağız kardeşim. Tabii. Ve Muharrem Başkan'ın söylediği bir şey vardı. Program öncesinde tabii ki biz böyle direkt pat diye canlı yayına da çıkmadık. Muharrem Başkan dedi ki herkes canlı canlı konuşacak. İçinden geldiği gibi konuşacak. Ve
Musullulu gibi konuşacak dedi. Musullu demek ki cesaretli. Yani Muharrem Başkan'ın söylediğini söylüyorum. Aynı Musullulu gibi konuşacaksınız dedi. Özellikle de Ali Başkan'a da böyle cesaretli olacağız. Özellikle gençlerin ben çok cesaretli olmasını istiyorum kardeşim. Olur mu? Olur. Konuşacağız. Peki yine bir Türkiye arası nefes arası demeden önce Gökhan'cığım sen neler yapıyorsun? Seni dostlarımıza ekran başında izleyen dostları tanıyorlar. Ama kısaca biz de seni tanımak isteriz. Sanatçının memleketi olmaz ama nerelisin? Tokat Almuslu'yum ben. Almus. Kapıcı köyünden. Ya bizim köyün karşısından herhalde. Açık açık. Açık Gökhan. Almuslu. Evet, Kapıcı köyündenim. Evet. Valla başkanlarımız programa girmeden önce, canlı yayına girmeden önce dışarıda biraz sohbet ettik ama çok cana yakınlar. Evet. Valla çok teşekkür ederim. Ve benden de bir türkü istemişti. Onu da ben okuyacağım. Hadi o zaman okuyalım şimdi. Tamam. Hadi kardeş. Öyle mi? Tokat Almus, Kapıcı köyüne saygılar, sevgiler sunuyorum bize izleyen buradan. Musullu köyüne saygılar olsun. Ekranları başında bizler izleyen bütün dostlara saygılar, sevgiler. Bir uzun hava yapalım. Ondan sonra sevgili başkanımız dışarıda bir istek istedi benden. Bunu biliyor musun dedi. Dedim bakalım. Dedim güzel sen kimlerin yar?
yarisin, sunam yarisin.
Ben sormadan gözlerinden yaş gelir, sunam yaş gelir. Vefasız güzelden sana yar olmaz, bana yar olmaz. Hayırsız bir iniş, de onu unut, sen onu unut. Hayırsız bir iniş, sen onu unut, de onu saçların yüzüne örülmüş perde, örülmüş perde. Seni kim düşürdü bu zalim derde, söyle bu derde. Sordum o güzele sevdiğin nerede, ölem yar nerede. Musullu dedikçe eğdi boynunu, eğdi boynunu. Musullu dedikçe eğdi boynunu, büktü belini. Eyvallah. Oldu inşallah. Oldu mu? Eyvallah, çok teşekkürler kardeşim. Gökhan'cığım, senden ilerleyen zamanlarda Nurşahin'den de bir türkü istiyorum. Hangi türkü istediğimi biliyorsun. O türküyü de mutlaka istiyoruz bu programda. Sevgili dostlar, sizler mesaj göndermeye devam edin lütfen. Telefonunuzun mesaj yaz bölümüne gelerek büyük harfle TV60 yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı yazdıktan sonra da 3969'a gönderin gelsin. Lütfen biz de buradan dostlarımıza paylaşmış olalım. İyi akşamlar Turan Bey. Tokat Şehitler Köyü'nde Melisa Yazıcı. Ben Tokat Musullu Köyü Dernek Yönetimi'ni, Kadınlar Kolu'nu ve Gençlik Kollarına başarılar diliyorum. İyi yayınlar dilerim demişler. Çok teşekkür ediyorum. Ben Musullu Köyü'nden Metin Koçak. Başkanlarımız Muharrem Öztürk ve Turan Öztürk, başarılar dilerim. Musullu Köyü'ne verdikleri değerden ve hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dileriz demişler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Sevgili dostlar, sizler de elbette izliyorsunuz biliyoruz ama özellikle Musullu dostlarımız ve çevre köydeki dostlarımızın da yönetimimizi yalnız bırakmamalarını, mesajlarıyla destek olmalarını özellikle istiyoruz değerli dostlar. Yani sizin ekranları başında izlediğinizi biliyoruz ama mesajlarla da destek verirseniz dostlarımızın o gülen yüzleri biraz daha gülecek, o hatta kahkahaya dönüşecek diyoruz değil mi Muharrem Başkanım? Evet, evet. Öyle olacak. Evet. Bu iş öyle olmalı. Sevgili dostlar, programımızın yedeklerini alan Ankara'dan bu işi gönüllü yapan İlhan Özdemir abime buradan selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. İlhan Özdemir abim programımızın yedeklerini alıyor ve sosyal medyada paylaşıyor. Biz eve gitmeden programımızın yedeğini izlemiş oluyoruz değerli dostlar. Aynı zamanda programımızın genel koordinatörü Ercan Özen kardeşimize, menajerim aynı zamanda Ercan Özen kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, sağ olsun, var olsun. Bizim bir esprimiz vardı. Muharrem Başkanım, sen mikrofonu al istersen. Mikrofonu alalım. Musullu Köyü'ne gittiğimizde Haskül Koçak'la bir esprimiz vardı. Evet. Burası neresi dedim? Musullu Kasabası dedi. Evet. Öyle mi başkanım? Evet, evet. Musullu Kasabası. Musullu Kasabası. Yani bunlar kalıcı oluyor değerli dostlar. Nihayetinde Musullu Köyümüz evet orada ama dostlarımızla da yaşatıyoruz köyümüzü.
Başkanım, derneğimiz ne zaman kuruldu? Daha doğrusu bir zamanlar derneğimizin kuruluşunda bir furya vardı. Evet, dernekler kuruluyordu ama Musullu Derneği ne zaman kuruldu? Eyvallah. Hele diyordun ya bizim Musullu köyünde. Evet, evet. Hele de soğuk. Biliyorsun değil mi? Yani ben de sana çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Buraya davet ettiğin için. Teşekkür ederim başkanım. 60'a ve çalışanlarına tümüne saygılar diliyorum. Sağ ol başkanım. Şimdi 96'da kurucu başkanımız Muharrem Kaşıkçı. Mikrofonu, herhalde mikrofonu kapattın başkan. Sen açıyorum derken kapattın. He. Mikrofonda sorun var mı? Hayır efendim, yok. Ya verir misin ya? Gökhan sen de emmi, buyur emmi. Efendim? Ses içeri verebiliyor muyuz Yunalcığım? Şimdi yeniden başlayalım. Devam. Gitti ses başkanım. Şimdi kurucu başkanımız evet. Sağ olsun Muharrem Koçak. Sağ olsun o köye önderlik evet. Şeyi kurdu. Derneğe ve de yardımcılar da vardı. Evet, o zaman. Evet. O zamandan bu zamana da şu anda ben ikinci dönemim. 2012'de yine sizle beraber Musullu Köyü'ne komşu baba şenliklerini beraber yapmıştık. Evet, evet. Artı Musullu Köyü'nde komşu baba... Sesle ilgili sorun var mı arkadaşlar? Diğer mikrofonu verelim mi başkan? Yok, ben basmadım. Yanlışlıkla basmışım başkan. Yok. Tamam, açık başkanım, devam edelim lütfen. Ve o şu anda açık bak, tamam mı? Evet, evet. Evet Muharrem Başkanım. Biz şu anda olabilir. Hata evet. Herkes de olabiliyor. Burada da olabilir. Hatasız kul yoktur zaten. Ya, o ayrı. Başkan çok yani şimdi şöyle ya, söyleyeyim. Vallahi. 1996'da evet. Gurucu Başkanımız Muharrem Koçak ve yanındaki arkadaşlarına da buradan teşekkür ediyorum. Artı o şeyden sonra biz 2012'de yeniden bir ilk İbrahim Öztürk amcaoğlu benimdir. Onunla beraber yine bir köye beraber gittik. Musullu Köyü'nü tanıtım yaptık. Televizyona da o zaman bir daha çıkmıştık. Sağ ol, senin sayende oldu bu. Eyvallah. Duran Çakır olarak. Sağ ol başkanım. Bizi Ekin TV'ydi herhalde o zaman. Evet. Getirdiniz. Artı bir de şimdi bu sene nasip olursa yine köye gideceğiz. Allah izin ederse. Ne komşu... zaman başkan köye ne zaman program ne zaman oldu? 2012. Yok bu sene ne zaman gideceğiz köye? Arife günü, Kurban Arife bayramı, günü, Kurban Bayramı, Arife günü orada evet. Olacağız nasip olursa çünkü kurban kesilecek diye evet. Onu öne aldık. Evet. Arife günde olmaz aslında ama köylülerin izin oluyor işte, akrabası oluyor, bilmem neye gidecek, onun için bu şekilde oldu. Artı Muharrem Koçak Başkanıma önce çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar biz de bu işi yönetiyoruz. Ben olurum, yarın öbürü olur, Ahmet olur, Mehmet olur dernek başkanı ama köyümüzü güçlendirme peşindeyiz. Gençlerimizi, kadın kollarımızı birbirinden evet. Daha iç içe olmasını böyle o konudan böyle bir işlere girdik. Kadın kolları kurduk. Gençlik kolları kurduk. Gençlik evet. Kolları top oynuyor. Kadın kolları sağ olsun işte anneler günü işte onları yaptı. Kadın günlerini yaptılar sağ olsunlar. Artı şöyle söyleyeyim siz herhalde gelmeyeceksiniz köye. Bir cemevi açılışı var. Şimdi, diye bakın. Evet evet. Ama ben şöyle söyleyeyim. Sizin benim yanımda olmanı isterim. Bakın yüzünüze söylemiyorum. Başkanım şöyle bir şey. Ben bunu Musullu'yla beraber İbrahim Başkanım biliyor. İbrahim Başkanım biz o gittiğimiz sene günde belki 5 defa konuşuyorduk. Çünkü bunu biz orada birlikte başladık İbrahim Başkanım. İbrahim evet. Başkanım evet. Ararken, sorarken ne yapacağız, ne yiyeceğiz, nerede ne olacak defalarca arardı. Konuşurduk çünkü evet. Bunlar evet. Altyapısı olan şeyler. Mutlaka biz orada evet. Şimdi İbrahim Başkan'la konuşurken biz defaten köye gitmeden defalarca topla bir araya geldik. Mesela yönetimle bir arada evet. Konuştuk. Evet. Orada bir emek var. Bu emeği evet. Hiçbir zaman yok sayamayız. Bizim de hani Sevda Musokat, Turan Çakır olarak ben orada olmak isterdim elbette ama program belki uymayabilir başkanım ama biz yine Sevda Musokat, Turan Çakır olarak biz orada olacağız. Oradaki evet. Dostlarımız evet, da bir arada olacağız. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim köyümüz 87'de ben İstanbul'a geldiğimde. Evet. Daha önceden gelenler varmış tabii. Onları biz aklımız ermiyor. Evet. 87'de geldiğimde burada ben bir oto tamircisi olarak gelmiştim. Evet. Güneşli'ye Mahmut Bey.
Oradan sonra işte burada köylülerimiz akın etti. Geldiler. Biz burada şimdi bir kentte, büyük bir kentte. Metropol mi desiniz dedi, onu evet. Bilmiyorum ben. Cahil ya bir insan. Ben cahilim aslında. İlkokulu 9 sene okudum. Öğretmen diplomayı vermedi bana. Başka bunu söylerken bile var ya sen az siyasetçi şimdi, değilsin valla. Şimdi onun için, şimdi siyaset hesabına kalınca da zaten siyasette artık bizim hükmümüz olacak yani. Şimdi sabır. Sabır, evet, sabır. Evet başkanım, derneğimiz kaç yılında kuruldu? 96. 96'da evet, kuruldu. 1996. Kurucu başkanı az önce söylediniz değil mi? Muharrem Kocak, evet konuştuk. Ne güzel. Şimdi bizim köyümüz güzel, tutkun, beraberiz. Yakın köylerimizde içeceğiz. Evet. Bizim ayrımcı, gayrımcı işimiz olmaz. Bir de federasyonun biz, kurucu üyesisiniz galiba değil mi başkanım? Evet, federasyon üyesiyiz. Kurucu üyelerinden baştan, evet, evet. Aynen öyle. Tokat federasyon kurucu, önceki başkan Murat İlter. Evet. Sefer Duran. Sefer Duran, oradan sonra şimdi Halil Bakan. Bunlar başkanlarımız bizim tabii ki, önderlik yapacaklar. Başkanım, biz de arkasından geleceğiz. Evet evet. Ya federasyonda olmak iyi bir olay değil mi başkanım? Yani tabii federasyonun ki. Ya şimdi tabii ki şöyle söyleyeyim. Şimdi bir insan bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bravo. Doğru mudur? Güzel. Şimdi birlik olunca her şey olur. Birlikten güç doğar. Evet. Şimdi biz zaten şu anda güçlüyüz. Allah'ın izniyle çok güçlüyüz. Evet. Şimdi bazı insanlar diyor ki işte odur budur, hep cukkayı doldurup hep ceplerini dolmuş. Bizim bir Bektaş var, hep belki şeylerde görükür zaten, düdük götürüyor vırt, ayakkabı kutuları, hesapları falan. Bakın şimdi böyle bakın. Başkan bu konulara çok konular fazla derken şöyle bir dakika sonuçta. Ama biz canlı, evet. Ben bir başkan olarak, evet. Kendim neyse ben işimi dökeceğim. Dökmek zorundayım yani. Evet, dernekle ilgili konuşalım. Yani fark etmiyor. Evet. Şimdi bakın. Önceden bir adam bir tarlaya ekermiş. Evet. Tatlı nakliyat. Şehir içi nakliyat. Şehirler arası nakliyat itinayla yapılır. Hasan Tatlı, Bekir Tatlı. Tatlı Nakliyat'ın katkılarıyla Turhan Çakır'la Sevdamız Tokat programı devam ediyor. Bir ayrılık çöktü serime, yine bir ayrılık çöktü serime. Aşıp gitsem yüce dağlar duman mı? Aşıp gitsem yüce dağlar duman mı? Sevip doyamadan nazlı yarime, ben de doyamadım güzel yarime. Söyle canım ayrılacak zaman mı? Söyle canım ayrılacak zaman mı? Başından duman eksilmez, karlı dağ başından duman eksilmez. Virane bahçada bülbüller ötmez, virana bahçada bülbüller ötmez. Seviyorsa insan bırakıp gitmez. Seviyorsa insan terk edip gitmez. Söyle canım ayrılacak zaman mı? Söyle gülüm ayrılacak zaman mı? We'll be right back.
bir takat yok, dermansız dizi. Güla bir takat yok, dermansız dizi. Bak çeşmemiş Salih, akıyor gözüm. Bir çeşmemiş Salih, akıyor gözüm. Seviyorum seni, budur son sözüm. Seviyorum seni, vallahi son sözüm. Söyle canım, ayrılacak zaman mı? Söyle gülüm, ayrılacak zaman mı? Seviyorum seni, vallahi son sözüm. Seviyorum seni, vallahi son sözüm. Söyle gülüm, ayrılacak zaman mı? Söyle canım, ayrılacak zaman mı? Eyvallah, teşekkürler sevgili Aşık Gülabi hocamızın ellerinden öpüyorum. Bu güzel türkü donundu. Bir şey söyleyecektin. Unutmadan bir onu hemen mikrofon alır mısın lütfen? Geliyor, geliyor. Evet. Şimdi ben az önce dedim ki ya çevre köylerle ilgili hemen reklam öncesi dostlarımızı hatırlayacaklardır. Çevre köylerle ilgili bir iletişim içerisiniz. Hem dernek olarak, hem kadın kolları, hem gençlik kolları olarak. Bununla alakalı Ferdi Öztürk sizin oğlum. Peki o zaman neler söylersin? Az önce reklam arasında söylüyordun abi. Evet. Ferdi Busuluköy Gençlik Kolu. Evet. Federasyon Gençlik Kolu Başkanı adayımız Veli Yiğit'e. Yiğit'e sonsuz desteğini veriyor ve her türlü de yanındadır. Hatta geçen hafta Şehitler Köyü'nün pikniği vardı gençlerin. Ferdi Öztürk ve ekibiyle bulundular orada. Hani biz çevre köylerinin her türlü iletişim halindeyiz. Sonsuz desteğimizi de Veli kardeşimize veriyor. Hatta Veli ile de Ferdi kuzendir. Bunu da belirtelim. Öyle mi? Yani bu aslında sadece ana kademelerin değil, Kamil Duran ve Muharrem Öztürk sizlerin değil, hem gençlik, kadınların hem gençliğinde bir arada olduğunu bölge olarak, yani nihayetinde bir etkileşim içerisinde varsın değil mi mutlaka? Şu anda ben şunu söyleyeyim. Şehitler Köyü'nün, Musul'unun her şeyi birdir. İşte ne bileyim, bizim cenazemiz birdir, düğünümüz birdir, bayramımız birdir. Muharrem Başkan dedi ki az önce Veli Yiğit aday olduğu için biz aday çıkarmadık dedi. Doğrudur. Veli Yiğit aday olduğu için şehitlerden Veli Yiğit adaysa dedi, biz gençlik kollarına aday çıkarmıyoruz dedi. Çıkaramayız. Mümkün değil. Mümkün çıkar. Değil. Mümkün değil. Çünkü evet. Veli Yiğit hem bizim yeğenimiz oluyor, hem yani Şehitler Köyü aday çıkarttığı için kim olsa olsun fark etmiyor. Şimdi aslında sevgili dostlar, kameraman arkadaşım bendeyse, önemli olan gençliğin, ben Veli'nin katıldığı programda da söylemiştim, önemli olan gençliğin bu kadar istekli olması. Gençlik istekli ise bu iş olacaktır. Yani farz edin ki sevgili dostlar, Veli Yiğit seçilmedi ama bir başka arkadaşımız seçildi. Nihayetinde biz onunla da beraber Tokat'ın örgütlenmesini, Toktef'in örgütlenmesi adına biz onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim derdimiz şu, ben Veli'ye de söylemiştim. Biz burada bütün gençlik kollarına aday olan gençlerimizi de burada konuk ederiz. Onları da tartıştırırız. Projelerini anlatırız. Ama önemli olan gençliğin bu kadar çok istekli olması bizleri umutlandırıyor. Muharrem Başkanım, neler söylersin? Reklam arasında bir şey söyledim başkanım. Unutmadan söyle istersen onu da. Bir şey söyledim, unuttun mu başkanım? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim gerçekten yani şöyle söyleyeyim ki bizim Şehitler, Sokudaş, evet, Can Bulat, Efeköy'ü, Yenice, ne bileyim Camiliköy, Ortaköy, Kenkez, Oktap, bu derede Gökdere. Evet. Biz hiç ayrımımız yoktur. Hepimiz biz orada, biz Musuluköy olarak, evet, herkesi bir görüyoruz. Sadece köy olarak orada değil, tüm Türkiye'yi, hepsini biz can biliyoruz. Oradaki dostlar şu an köyde bizi bir arada izliyorlar. Şu anda da Camiliköy'de zaten. Şu anda Şehitler Köyü muhtarı
Öncelikle Musuluköy'ü muhtarı Şeref Kocak. Orada benim kader arkadaşım var. Çok eski buradan. Evet. 94 yıllarında olan Hasan. Kahveci orada Camiliköy'de. Başkanım özür dilerim. Buradaki arkadaşlar herkese selamları var. Muhtarımız müsaitse hatlarımız şu an için müsait arayabilir bizleri. Yani muhtarımızı biz yayına almak istiyoruz. Şu anla hatlarımız müsait. Reklam dönüşü olduğu için müsait. Muhtarımız arayabilir. Buyur başkanım. Şimdi onlar da zaten mesaj göndereceğiz dediler. Evet. Mesajlar belki gelir ama canlı olarak konuşursak daha mutlu olurum ben. Elbette. Çünkü onlar şimdi orada rahatlar ama biz burada sıkışık durumdayız şu anda biraz. Anlatabiliyor muyum? Onlar şimdi okey mi oynuyorlar? Başka şey mi yapıyorlar? Onu yok şu an bizi izliyorlar. İzliyorlar ama. Tokat kilitlendi. Tokat ekrana kilitlendi. Musullu izliyor başkanım. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Musullu izliyor. Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Selam olsun. Sadece onlar diyor. Hepsi herkes bizim başkanım, can dostlarımız. Dilersen ben konuklarımıza kadar da gideyim. Onların da görüşlerini, fikirlerini olur, alayım. Neler ki, söyleyecekler bakalım. Tabii onlarla ki. Da ilgili... Neler söyleyecek bakalım. Teşekkür kameraman ediyorum. Arkadaşım da beni takip ederse ben buradayım. Gel Mesut bana gel. Kim dönüyor? Hadi dönün bakayım. Değerli konuklarım bakayım gençler özellikle yoğun olarak buradalar. Onların da kadınlarımız, bacılarımız, analarımız burada. Ana ne oldu? Gel. Ana bir ayağa kalk. Gel. Kalkayım bakayım. Buyur mikrofon sende olsun anacığım. Ne diyeyim ki? Ha, işinden geçenleri söyle ana. Gelmek için mi diyeyim? Ne dersen de ana. Mikrofonu tut. Musuluköy'ün derneğinin için teşekkür ediyorum bizi getirdiğiniz için. Kanal dernek çalışıyor mu? Dernek. Çalışıyor. Çalışıyor. Benim kız da başkan olduğuna göre daha çok çalışacak. Yani kızın başkan olmasa çalışmıyor mu? Yok. Çalışıyor da. Çalışıyor. Yönetimleri çok güzel yeni gelinlerimiz, evet. Kızlarımız. Çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Kadınlar dernekte olmalı değil mi ana? Kadınsız olmaz. Olmaz. Kadın ana. Ana. Kadın toprak. Evet. Yani. Kadınsız olmaz. Olmaz. Kadın hamur yoğurur, inek sağar. Kadın yayuk yayar. Onu çıkarır yağını. Evet. Temizler. Kadınsız olmaz. 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 Kadınsız olmamalı. 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 Kadınlara evet. Da kalkan el kırılsın. Mesajı, programın da mesajı kırılsın. Bu olsun. Evet. Sevgili dostlar, yani biz anamızla önceden konuşmadık. Bunun provasını yapmadık. Gördüğünüz gibi aslında bütün kadınlarımız, erkeklerimiz de kadına kalkan eller kırılsın. Kadına şiddete hayır diyoruz değil mi? Hayır. Evet. Ayağa kalkalım anacığım, ayağa kalkalım. Kamera orada karşıda, tamam. Neler söylersin? Bütün Musuluköy'üne evet. Teşekkür ederim. Bizi buraya getirdiği için düğünlerim oluyor benim de bunlar yani. Çok çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Bütün Çayırköy'ü haklına bütün selamlarımı söylüyorum. Tokat Sile Çayırköy'ü. Siledekilere, Çayırköy'dekilere, buradakilere selamlar evet. Gönderiyorum. Selam saygıyla olsun. Selamlıyorum. Sağ ol anacığım. Sağ ol. Çok, karın. Sağ olun. Çok teşekkür. Ayağa kalkalım lütfen. Ayağa da kalkalım. Buyurun. Mikrofonu yakın tutalım. Ben, o da benim geliyor. Neler söylemek istersiniz? Ben de kadınlar kolu olarak Musuluköy'üne çok teşekkür ederim. Ayrıca size çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bütün Musullu'na annem, babam, kayınvalidem. Evet. Yani bütün herkese bol bol selamlar söylüyorum. Buradan el sallıyorum. Ne güzel. Teşekkür ederim. Peki dernek çalışıyor mu? Dernek için. Vallahi... Çalışıyoruz yani. Çalışıyoruz. Evet. Ne güzel. Anamıza verelim. Buyur ablacığım. Ayağa kalkalım lütfen. Teşekkür ediyorum. Neler söylemek istersiniz? Vallahi biz daha yönetimde yeniyiz. Evet. Musuluköy bize destek verirse ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Yani bütün halktan destek bekliyorsunuz. Tabii ki. Kadınlarımızdan. Bütün kadınlarımızdan, analarımızdan destek bekliyoruz. Bekliyoruz. Yönetim başkanımız, erkeklerimizden de destek evet. Bekliyoruz. Peki başkanımıza da konuşacağız ama Musullulu kadınlarımız bu işe nasıl bakıyorlar başkanım? Vallahi şu anda biraz daha sıcak. Evet. Daha çok yeniyiz. Evet. Onlar bize katılım sağladığı sürece biz büyüyeceğiz. Evet. Onlara daha güzel şeyler vereceğiz. Tabii destek görürsek. Biz bir araya geleceğiz, daha evet, güçlü aynen, olacağız. Aynen. Yani bu çağrımıza buradan olsun ki Musullulu kadınlarımıza bütün herkes gelsin derneğine, kadın koluna sahip çıksın. Aynen öyle. Sahip çıksınlar bize. Biz de onlara sahip çıkalım. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Rica sağ olun. Ederim. Ablacığım konuşmak ister misin? Ayağa kalkalım lütfen. Kameraman arkadaşım görsün.
Teşekkür ederim ben sizlere buraya geldiğiniz için. Neler söylemek istedim? Ben de anneme, babama, kız kardeşlerime, aileme, köyden çok teşekkür ederim. Onlara el sallıyorum buradan. Eyvallah. Bu kadar. Peki. İbrahim Başkan, en son sen bağlayacaksın. Dur, bağlayacaksın. Dur. Burada başka konuşmak isteyen var mı? Analar sizler? Gel ana, gel. Ayağa kalk da. Ben de buradan. Musullu Köyü Dernek Başkanı Muharrem Öztürk'ün eşiyim. Çok sağ ol. Teşekkürler. Her zaman destek yapıyorum. Allah huzurlu, mutlu nice yıllara nasip etsin. Ana, köydeki şey. Ana, köydeki bütün akrabalarıma da selam söylüyorum, ablama, abime el sallıyorum. Öpüyorum ana, ana bir şey söyleyeceğim, samimi buyurun, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi başkan eve geç geliyor, toplantıları var, şu dernekten evet, de bıktım diyor mu? Hayır, hiç de bıkmıyorum, memnunum da. Ya. İşini yürütüyor yani. Alkışlayın o zaman, destek. Yani sonuçta... Evet. Evet, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bizi buraya davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ ol anacığım. Çok teşekkürler. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Herkese eyvallah, iyi akşamlar. Sağ ol anacığım. Anacığım, konuşmak ister misiniz? Buyurun. Buyurun. Yakın tut mikrofonu. Buradan eşim rahatsız. Gelemedi. Size de selamı var. Bize de selam olsun. Köydeki kardeşime, görümlerime, bütün Musullu halkına selam ediyorum. Hepsini öpüyorum. Ana, seni de tanısınlar, ben tanımıyorum seni. Ben de Fatma Öztürk, Mehmet Öztürk'ün hanımıyım. Eyvallah, anacığım selam olsun. Buradan başka konuşmak isteyen var mı? Gençler sizler? Kızlar niye konuşmuyorsunuz? Ah sizi basuklara. Anacığım ayağa kalkalım lütfen, ayağa kalkalım. Mikrofonu da yakın tut anacığım. Ben Musullu Köyü'nden Nevin Tutulmuş, eşime, anneme, oğlum Doğancan'a, Doruk'a, Duygu'ya hepsine selam söylüyorum, kardeşlerime. Ablacığım, kadın kollarının çalışması, daha doğrusu bir 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü yaptılar. Bu gibi etkinlikler evet, olmalı mı? Evet, olmalı. Çünkü hep istiyoruz. Evet. Çok güzeldi. Devamı gelsin. Evet, devamı gelsin istiyoruz yani. Başarılar peki, dilerim. Peki, şimdi tabii yönetimde olan arkadaşlarımız, analarımız çağrı yapardı. Siz kadınlarımıza neler söylemek istersiniz? Vallahi kadınlarımız çalışsın yani. Evet. Çalışsın diyorum. Gelsin, ne çalışsın. Evet. Eyvallah. Evet. Çok teşekkürler. Ben kameraman arkadaşım şöyle gideceğim. Başkanım seni de rahatsız ediyorum ama. Buyur kardeşim. Yakın tut mikrofonu. Buradan Özlem Yazıcı, Melisa Yazıcı, Özge Yazıcı ve anneme çok selam söylüyorum. Tanıyalım seni de. Adım Senem Öztürk. Kepçeci Biroğlu'nun kızıyım. Henüz yani gençliğimiz ve kadın kollarımız yeni kurulmuş olabilir. Ama ilerleyen zamanlarda bir sürü etkinlikler yapacağız ve yani zamanla büyüyeceğiz. Şimdi bak, buradaki mesaj aslında çok önemli. Yapacağız. Birlikte yapacağız. Bir ekibiz demek istiyorsun değil mi canım? Aynen. Ne güzel bir şey. Bu aslında senin gibi düşünen gençlerimizin de kızlarımızın da derneğimize gelmesi gerekiyor. Aynen. Katılıyorum. Katılıyoruz. Peki. Konuşmak ister misiniz? Peki. Sizler ayağa kalkalım lütfen. Ben de Sinem Öztürk. Senem'in İkizliyim. Buradan evet, elinde imkanı olduğu halde gelemeyen herkese selam söylüyorum. Burada hani gelemeseler bile yanımızda olduğunu hissettiriyorlar yani evet, izlemekle. Yetiyor bize. Bir araya gelmek lazım aynen, değil mi canım? Yani örgütlenmek lazım. Musullu Köyü'nün bir arada olması gerekiyor değil mi? Aynen öyle. Destek yapmamız lazım hep birbirimize. Anneme de selam söylüyorum. Evet. Gelemedi ama yani selam yüreği söylüyorum. Burada. Siz aynen, buradasınız. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Konuşmak ister misin canım? Peki. Ver mikrofonu canım. Çok teşekkürler. Gel kardeş. Neden? Kamil Başkan, seni sonra alacağım. Buradan başka konuşmak isteyen? Dayıcığım buyur. Ayağa kalkalım dayıcığım. Bir iki kelam olsun. Çok kısa olsun lütfen dayıcığım. Evet dayıcığım. Çok kısa dayım. Dayıcığım lütfen. Başta dernek başkanımıza, dedelerimize selam ederim. Gözlerinden öperim. Çalışıyor. Açık açık. Alo. Ben Sivaslı Hasan Karatekin. Bu cemaatin içinde bulunuyorum. Evet. Çok teşekkür ederim annelere, bacalara. Yalnız başkanımız konu açtı. Deniz Gezmiş'ten başladı. Evet. Anladın mı? Üç tane çınarı astılar. Seyit Rıza iki oğlu. Hükümetin ayıbı değil mi? İki tane ulu çınar daha astılar. Menderes iki kardeşi. Devletin ayıbı değil midir? Evet. Anladın mı? Üç tane çınar daha astılar. Deniz Gezmiş ve arkadaşları. Bu hükümete ayıbı değil midir?
Bir tane sağdan bir soldan conta hükümeti astılar. Aha kolumu kestiler. Sağ sol bu sağ sol ne demek? İki kolumu kessek kolsuz kalırım. Anlatabildim mi? Eyvallah. Bedir'den Kerbela'ya kadar, Kerbela Çanakkale'ye kadar, Sarıkamış şehitlerine kadar bütün Allah'tan rahmet dilerim. Mekanı cennet eylesin. Eyvallah. Buradaki canlara hepsine kızım Çiçek'e, kızım Mele'ye, kızım Dilber'e, oğlum Cemal'a, oğlum Kemal'a efendim imdada selam edip gözlerimi öperim. Eyvallah. Ali Bağış hızlı yoldaşınız olsun. Allah Allah, eyvallah dedeciğim. Sağ ol. Daha çok konuşmadık varım. Teşekkür dedeciğim. Ederim. Sağ ol. Dedeciğim sağ. Aslında olması gerekeni söyledi. Yani sonuçta burada herhangi bir ayrım yapmadan yapılan olayları söyledi dedeciğim. Çok teşekkür ederim dedeciğim. Yani evet, tarafsız işinden geçenleri söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Başka konuş. En son Assolist'i kapatacağız ya. Ben oraya çağırmayı düşünüyordum ama İbrahim Başkanım. Hoş geldin Başkanım. Hoş bulduk. Mikrofonu yakın. Evet. Öncelikle Turan Bey şahsınıza, Kanal 60 ailesine, emeğe geçen herkese öncelikle teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Yönetim kurulu başkanlarına, kadın kolları başkanına, gençlik kolları başkanına başarılar diler. Başarılarının devamını dilerim. Memlekette olan akrabalar selam bekliyor. Gönder gönder. Onlara göndereyim değil vallahi mi? Vallahi gönder. Almus Gevrek'te ana kardeşim var. Tenet, Turan Şahin. Eyvallah, selam olsun diye. Buradan selam ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Tokat'ta yeğenlerim var. Selahattin Öztürk, Şenel Öztürk ailesine. Abim Aziz Öztürk var ona. Yavuz Türk'te oturan aileme, kızlarıma, oğluma hepsine ayrı ayrı selam ediyorum. Selam olsun. Size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol başkanım. Çok teşekkürler. Gel kız gel. Sen de bir şeyler söylemek ister misin canım? Hadi. Bir selam kelam gönder istersin hadi. Bak şu kıyafete bakar mısın kameraman arkadaşım? Bir gösterir misin? Bu bizim yöresel kıyafetimiz. Söyleyecek belki dur. Bir kıyafetini görsün kameraman arkadaşım. Bizim analarımız, bacılarımız, kızlarımız böyle giyiniyor. Bir selam göndermek ister misin? Hadi bakalım. Adını söyle. Aslı Öztürk. Aslı Öztürk. Kaça gidiyorsun Aslı? İki. İlkokul ikiye. Hangi okul? İbn-i Sina İlkokulu. İbn-i Sina İlkokulu. Anneye babaya bir şey söylemek ister misin? Hadi bakalım. Öpücük gönder hadi. Öpücük göndereyim ben de. Bu kızımızın burada olması, yöresel kıyafetiyle burada olması da bir alkış hak ediyor değil mi? Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ben böyle geçiyorum. Konuşacağız. Ama aramızda dernek başkanımız, Şehitler Köyü dernek başkanımız var. Kamil Başkan sizi böyle alabilir miyim lütfen? Değil mi başkan? Bir merhaba desin başkanımız da. Telefonumuz var. Alo diyelim. Alo. Gel başkanım. Alo. Sen gel. Alo. Alo. Arif Yalçın. Evet. İyi akşamlar Turan Bey. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Hayırlı programlar. Hayırlı programlar olsun. Neler söylemek istersiniz efendim? Tokat Şehitler Köyü'nden Kamil Başkan'a başarılar diliyorum. Usulü Dernek Başkanı Muharrem Öztürk. Eyvallah. Duyuyoruz biz sizi. Teşekkür ediyorum. Efendim? Arif abicim duyuyoruz biz sizi. Buyurun. Başarıların devamını diliyorum. Hep böyle görmek istiyorum. Nasıl böyle güzel mi? Bu resim güzel mi? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. İnan gururlandırdı bizim Muharrem Başkan. Vay, vay mı abi görüyor musun? Orada Turan abim var. Ben şöyle geçeyim de ha. Kameraman arkadaşım da görsün. Ona da sevgi, saygı, selamlarımı iletiyorum. Eyvallah. Selam olsun o zaman. Burada var mı bizden bir isteğiniz? Yalnızlığı sağlayı orada görmek sizi büyük bir şeref diye. Baş tacısınız. Selam olsun Tokat'a, şehitlere, hayır, Musullu'ya hayır, selam hayır, olsun. Çok teşekkürler. Hayır, hayırlı programlar. Eyvallah, yani. Sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sivil toplum örgütlerinin dayanışması bu olsa gerek değil mi başkanım? Kesinlikle. Komşu kesinlikle. Köyünüz burada.
Siz geldiğinizde de Musulluk köyünden dostlarımız buradaydı. Neler söylersiniz başkanım? Kesinlikle. Musulluk köyü zaten ailece bağlı olduğumuz bir köy. Her evde aşağı yukarı kız alıp kız vermişiz. Bir bağlı bulunduğumuz bir köy. Başkanıma, başkan yardımcısına ve kadın kolları başkanımıza, gençlik kolu eş başkanımıza başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim başkanım, sağ olun. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz Anneler Günü. Burada bulunan annelerimizin ve bütün bizleri izleyen annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Başkanımdan da bir şey istiyorum. Lütfen Anneler Günü'nü bir program yapacaksanız 5-6 köy ortak bir program yapın. Çünkü bizler 8 Mart etkinliğinde bunu gördük. Yani diyorsunuz ortaklaşa yapalım. Kesinlikle 8 Mart etkinliğinde bunu gördük. O gece senin, bu gece benim, yemin ediyorum yani dolanmaktan ayaklarımıza şey bindi. Kesinlikle yani 4-5 köy ortak bir etkinlik yapsınlar. Biz de sadece bir geceyle geçinelim. Çünkü hakikaten önümüzdeki hafta zaten Ramazan'dan önce son haftamız. Evet. Bütün etkinlikler de önümüzdeki hafta. Pazar günü ve Anneler Günü de pazar günü. Bütün etkinlikler pazar gününe denk gelirse, hepsi ortaklaşa bir etkinlik yaparsa biz de katılma fırsatı buluruz. Çünkü hakikaten çok yoğunuz. Önümüzdeki haftaya, Ramazan önce son hafta olduğu için çok yoğunuz. Evet. Bu bakımdan da başkanımdan özellikle rica ediyorum. Kendi kadın kolu başkanımdan da bunu rica ettim. Evet. Nebi Köyü, Karakaya, Zazara kesinlikle yani bu köyler yan yana gelip ortak etkinlik yapmak zorundalar. Evet. Çünkü arkadaşlar son gün yetişmiyor. Biz yetişemiyoruz. Sizlerden de öncelikle istirham ediyorum bunu. Daha da güçlü olacağız değil mi başkanım? Kesinlikle. Bizler zaten düğünümüzde, cenazemizde, her şeyimizde birlikteyiz. Niye etkinliklerimizde beraber olmuyoruz? Evet. Çünkü Anneler Günü bir gün. Bunun ikinci günü yok. Bir pazar. Yani Mayıs'ın ikinci pazarı, üçüncü pazarı yok. Aynı gün. Hepsi ayrı ayrı yaparsa biz ayrı ayrı gitmek zorundayız. En azından birisi yaparsa, ortaklaşa yaparlarsa aynı gün hepsini ziyaret ediyoruz. Ve başarılar diliyoruz başkanım. Eyvallah. Güçlerimizi birleştirelim diyorsun. Kesinlikle başkanım. Eyvallah. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Başkanım bir şey söyleyecek galiba. Pardon. Biz beraber yapalım tamam da siz Şehitler Köyü bayanları olarak Hacı Bektaş'a gidiyorsunuz. Anneler Günü. Anneler Günü dönüyorsunuz aynı günü. Biz Cuma günü akşam Hacı Bektaş'a turumuz var. Cuma günü akşam gidiyoruz. Pazar günü sabah, cumartesi akşam buradayız. Pazar günü her türlü etkinliğe beraberiz. Yani o konuda kesinlikle. Biz çünkü etkinliklerden asla kaçmayız. Cuma günü akşamından gidiyoruz. Cumartesi günü akşam buradayız. Yani pazar günü çok yoğunuz çünkü. Çok programımız var. Kesinlikle. Yani eyvallah. Kadın kolları yan yana gelip bu konuda bir çalışma yaparsa çok seviniriz. Hakikaten eyvallah. Biz çok zorlanıyoruz. Eyvallah. Çünkü 8 Mart'ta bunu yaşadık. Evet. Buradan kadınlar günü, anneler günü bir arada olsun. Kesinlikle. Eyvallah. Kesinlikle bunu başkanımdan özellikle rica ediyorum. Kendi kadın kolları başkanımıza da söyledim bunu. Nebi Köyü'ne, Zazarı'ya ve Karakaya'da buradan çağrı yapıyorum. Kesinlikle onunla da görüşeceğim zaten. Eyvallah. Kesinlikle. Çünkü bu bir gün. Evet. Bunun bir denek gecelerinde sonu yok. İşte Ocak'ta başlıyoruz. İşte Mayıs'a kadar gidiyoruz. Ama Anneler Günü bir gün. Bunun başka günü yok. O gün hepiniz yan yana gelip hep beraber yaparsanız biz de hep beraber katılırız oraya ve biz de zevk alırız. Siz de zevk alırsınız. Diğer türlü biz de yetişemiyoruz. Siz de yetişemiyorsunuz. Eyvallah. Bu konuda. Çok teşekkürler başkanım. Buradan da bugün anneye babaya da selam söyle, unutma. Onu söyleyeceğim ama ondan önce söylemem gereken şeyler var. Bugün 6 Mayıs biliyoruz, Denizlerin, Hüseyinlerin, Yusufların ölüm yıl dönümü. Onları da buradan saygıyla anıyoruz. Yine aynı zamanda Hıdır Ellez, Hıdır ile İlyas'ın buluştuğu gün, bütün duaların kabul olduğu gündür. Onlara da buradan bütün ulusumuzun Hıdır Ellez gününü kutluyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun, kutluyorum. Eyvallah. Memlekette bulunan, selamlara gelelim. Memlekette bulunan anneme, babama, amcalarıma, dayılarıma, yengelerime, herkese buradan selam olsun. Başkanıma özellikle teşekkür ediyorum. Her zaman zaten beraberiz ve Musul'u ile Serkiz'in hiçbir şekilde ayrı bir yanı yok. Her zaman beraberiz ve her zaman da beraber olacağız. Bu konuda başkanıma ve başkan yardımcıma, kadın kollarımıza ve gençlik kolu eş başkanımıza saygılar sunuyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ ol başkanım. Eyvallah. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun. Gökhan hadi. Hadi bizi bir türkü oku hele. Seni boşuna getirmedik buraya. Türkü oku hadi. Reklamlarda sevgili ablam bir istek istedi benden. Bir babam türküsü istemişti. Zile Çayır Köyü Yeter Aslan ablamızdan gelsin.
Bir dörtlük uzun hava yapalım başına, ondan sonra bu türküyü yapalım. Sen bir yeşil fidan, ben de yaprağın. Sarılır dalına yatardım anam. Saçların yorganın, sinen yatağın. Kolların yastık yapardım anam, anam. Saçların yorganım, sinem yatağın. Kolların yastık yapardım anam, anam. Gençliğim, gençliğim gül misali soluyor avucumda. Kahrederek kendime, kahrederek kendime acılarla çağladım. Yanımda olmasan da, yanımda olmasan da resmin hep başucumda. Yalnızlığın koynumda içli içli ağladım. Yar, yar başıma çiçekten taç yapıp da takar mı? Seviyorum diyerek, ah, seviyorum diyerek başka göze bakar mı? Canından öte ise, canından öte ise aşk başka yöne akar mı? Gurbet ele düşünce yüreğimi dağladım, yüreğimi dağladım. Derdime derman diye, derdime derman diye sevdiğimi sararım. Kendime faydam yok, kendime faydam yok ki, olsun ona yanarım. Katle ferman, katle ferman dediler, çıkar bir yol ararım. Yürek fırtınasında sükunet ararım, sükunet ararım. Senden ayrılalı bu gönül gamda, derdimden seniydin derde dermanda. Görmek için seni bari rüyamda, papur ellerinde öperdim anam, anam. Görmek için seni bari rüyamda, ayık iken gözü kapardım anam. Mahkeme verse karar, idamına giderken gözlerim yâri arar. Sarmayacaksan, sarmayacaksan teni dilerim kefen sarar. Kaderin ağlarına, kaderin ağlarına beyaz yazma bağlarım. Yıldızlar, yıldızlar birer birer gül üşürken geceye, ettiğim tüm dualar, ettiğim tüm dualar ulaşırken yüceye. Şair, şair gönlümün ahı sarılırken heceye. Mısra mısra, mısra mısra umutları tığladım. Ah anam, umutları tığladım. Thank you.
Hacı Bektaş'tan sana gelen gelsin, delikli daştan. Yalvarsam Allah'a gelmez mi baştan, her zaman yolunu gözlerim babam, gözlerim babam. Yalvarsam Allah'a gelmez mi baştan, her zaman yolunu gözlerim babam, gözlerim babam. Ummana dalıp da hayalim görsem, canımdan can katıp geri getirsem, sarılıp boynuna hoş geldin desem, yine gel dünyaya özlerim babam, özlerim babam. Yine gel dünyaya özlerim babam, özlerim babam. Hasretim gülüm, Mahsuni Şerife yakışmaz ölüm, doymadan emrahım, nereye babam, nereye babam. Mahsuni Şerife yakışmaz ölüm, doymadan emrahım, nereye babam, nereye babam. Doymadan emrahım, nereye babam, nereye babam. Vallahi anamızın da babamızın da yaşarken kıymetini bilmek lazım. Aldın götürdün. Değil mi? Evet. Yüreğine sağlık kardeşim. Saygılar, sağ olun. Muharrem Başkan, beğendim. Harbiden söyle. Mikrofonu al da konuş. Duymaz yoksa kimse. Duyabiliyor muyum şu anda? Evet, duyuyoruz. Şu anda çok güzel. Bir de bu şimdi mahpus hesaplar oldu ya. Evet. Bir de ben öyle bir deme yapabilir miyim? Nasıl başkan? Mesela hapus damında hesaplar evet. Oldu ya. Bir iki kelime de ben senin gibi şiir ağızdan söyleyebilir miyim? Olur başkan, ne demek yani. Tamam, gidiyoruz, evet. Şu anda sesimiz... Evet başkanım, duyuyoruz. Sussuz yere mahpuslara attılar. Kollarıma kelepçeyi taktılar. Şahitler dinini boşa sattılar. Ne olur hakkımı yeme hakim bey. Ya. Ali, Ahmet, Mehmet hepsi burada. Gönderdim temize dosya sırada.
Yalancı şahitler erdi murada. Ne olur hakkımı ara Hakim Bey. Eyvallah. Kul Muharrem'dir ki yazıldı ferman. Temizi beklerken kesildi derman. Ne kardeşim geldi yanıma ne de akrabam. Ne olur hakkımı ara Hakim Bey. Eyvallah. Ne olur hakkımı yeme Hakim Bey. Eyvallah. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Kız senin ismin neydi ki? Aslı Öztürk. Aslı biraz yüksek sesle bağır. Aslı. Aslı Öztürk. Mikrofon sende kalsın Aslı. Mikrofon tutar mısın canım? Heh. Mikrofon tut. Ben şu mesajları okuyayım. Seninle yine konuşacağız. Artık ve yavaş yavaş 15 dakikada uzattı yönetmen arkadaşıma. Teşekkür ediyorum. Program uzadı. Program böyle güzel gidince uzatıyorlar. Böyle. Biz de böyle. Artık vedaya geçeceğiz ama onun öncesinde hızlı bir şekilde gönderme sırasına göre okuyorum değerli dostlarım mesajları da. Hızlı bir şekilde okuyacağım. Ben Esenyurt'tan Resul Gündüz, çok değerli ablam Akkuşlu şehriye selam olsun. Akkuşlu şehride zalimi çalar mısınız? İyi yayınlar demiş. Ben Zile Şair Köyü'ne Suna Ayar, oradaki başkanlarıma başarılar diliyorum. Orada annem Yeter Aslan selamlar diliyorum. İyi yayınlar demişler. Çok teşekkürler. Merhaba, ben Musullu Köy Gençlik Kolu Başkanı Ferdi Öztürk ve Başkan Yardımcısı Nurkan değil mi? Doğru. Nurkan Öztürk. Aranızda bulunamadığımız için üzgünüz. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Turan Şakır'a da teşekkür ederiz demiş. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi yayınlar Turan Bey. Ben Sancaktepe'den Birgül Kaşıkçı. Er Yılmaz Dernek Başkanımız ve Kadın Kolları Başkanımıza başarılar dilerim. Size de çok teşekkür ederiz bu güzel program için. Bir sevdadır Musullu demiş. Vay, helal olsun. Turan Bey iyi yayınlar. Ben Almuz Kapıcı Köyü'nden Kenan Alparslan, kuzenim Gökhan Alparslan'dan sıradaki türküyü tüm Kapıcı Köyü halkına armağan ediyorum. Sesine, yüreğine sağlık. Amcaoğlu yolun açık olsun demiş. Sadece Kapıcı Köyü'ne de bizim köye de gelsin. He, karşı köyü ya. İyi akşamlar Turan Bey, programımıza başarılar dilerim. Ben Musullu Köyü'nden Adalet Öztürk, Ernek Başkanı amca Muharrem Öztürk'e ve yönetimine kadın kollarının, gençlik kollarına başarılar diliyorum. İyi akşamlar demişler. Musullu Köyü'nden Selahattin Aktaş, dernek yönetimine başarılar dilerim demişler. Çok teşekkürler. İyi yayınlar Turan Bey. Dayım Gökhan Alparslan'a başarılar dilerim. Tüm konuklarınıza da sevgiler, saygılar. Kaan Kılıç, Kan Tekin. Çok teşekkürler. Benim yeğenim oluyor. Eyvallah size. Kaan. Kılıç, selam gitsin. Kılıç daha doğrusu. Eyvallah. İyi akşamlar, ben Ercan Öztürk, dernek başkanı amca Muharrem Öztürk'e, gençlik kolları, kadın kolları başkanlarıma başarılar dilerim. Orada olan annem Fatma Öztürk'e ve tüm köylerime selamlar, saygılar demişler. Çok teşekkürler. Ben Musullu Köyü Gençlik Kolları Başkanı Ferdi Öztürk, aranızda bulunamadığım için tekrar göndermişim kardeşim. Üzgünüm. Seyirci olarak katılan tüm seyircilere sevgi ve saygılarımı sunarım. Ali Polat kardeşime de başarılar dilerim. Turan abime Musullu Köyü'nde konuk ettiği için teşekkür ederim demiş. Başkanım siz güzel şeyler yapın, biz her zaman sizi konuk alacağız. Hiç sorun değil. İyi akşamlar, ben Feride Öztürk ve kızım Gülşen Kaşıkçı adına Musullu Köyü Derneği'ne ve yönetimine başarılar dilerim demişler. Çok teşekkürler. Musullu Köyü Muhtarı Şeref Koçak, köyümüzde dernek başkanı Muharrem Öztürk, yardımcısı Duran Öztürk, gençlik kolu başkanımıza, kadın kolu başkanımıza, ayrıca köylerimize ağırladığı için sunucumuz Turan Çakır'a katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Muhtarım selam olsun. Orada bulunan dostlarımıza da selam olsun. Avlunlar, Ezeköy, kahveci Hasan Doğan, Musullu Serkis, Köseli hepsi kahvede sizi seyrediyor. Onlar için kaşlarına evlilisin parçasını, türküsünü çalar mısınız? Bir dakika. Kaşlarına evdirilsin. Kaşlarına evdirilmişsin. Evdirbirine de evdirilmişsin. Evdirilsin. Tamam. Tamam, anlaşıldı. Tamam. Bak bunu okumasak bize küserlerdi değil mi? Orada bütün köyler izliyorlar çünkü. Ben Kahraman Musul'dan Feride Öztürk, canım oğlum Turan'a, yeğenim Muharrem'e, yeğenime Arife ve tüm dernek yönetimine başarılar diliyorum demişler. Teşekkürler. İyi yayınlar, ben Tokat Reşadiye Gökköy'den Fadime Atasıra'daki türküyü Kaşıkçı ve Atalar ailesine gelsin. Teşekkürler. Ben Tokat Şehitler Köyü'nden Bektaş Korkmaz, Tokat Musullu Köyü dernek yönetimine başarılar diliyorum. Kamil Duran'a da selamlar. Vay Kamil Başkan, buradan da selamlar geldi ya, helal olsun. Ben İzmit'ten Emrah Ona Yakar, Sayın Duran Öztürk, Muharrem Öztürk ve Özlem Yazıcı'ya selam gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Erba Akça Köyü'nden Mehmet Yıldırım, buradan Kanal 60 ailesine başarılar diliyorum, iyi yayınlar demişler.
Bir daha güncelleyeceğim ama okuyamazsam da kusura bakmasınlar, kusura bakmasınlar. Polat Nakliyat, iyi yayınlar dileriz. Sezai Polat. Reklamı da arada kaçırdın gitti. Ben Aslı Öztürk'ün annesiyim. Kızımın orada olmasından gurur duyuyorum. Aslı Öztürk'ün... Aslı Öztürk! Vallahi mı ki? Tamam. Aslı Öztürk benim bu akşam onur konuğum. Kendisine çok teşekkür ederim ve ömür boyu başarılar diliyorum. Şansı bol olsun ve bizler her zaman yanı başında olacağımızı da söylüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kardeşimle biz Aslı'yla veda edeceğiz değerli dostlar. Sen mikrofonu hiçbir yere verme. Bedir Başkan burada mı? Tamam Dadali, çıkıyoruz. Başkanım yavaş yavaş vedamıza geldik. Mikrofonu alalım lütfen. Yavaş yavaş veda edelim. Bedir Başkan'a da peki. Evet, devam edelim başkanım. Veda ediyoruz artık. Lütfen rica ediyoruz. Ellik oynatacağız dostlarımızı. Tamam, şu anda sana ve kanal 60'a çok çok teşekkür ediyorum. Bizi bu arada eyvallah. Dünyaya diyelim. Türkiye değil de dünyaya duyurduğunuz için. Çok teşekkürler ediyorum. Başkanım. Saygılar Duran Çakı size. Sağ olun Muharrem Başkan. Gelen konuklarımızın ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Kendilerine çok çok işler teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum. Herkese saygılar diliyorum. Ve de bu akşam burada Duran Öztürk, Ayfer Öztürk ve Ali Polat genç kollarıma da yanımda beni yalnız bırakmadılar için çok çok teşekkür ediyorum. Muharrem Başkan'a bir alkış olsun. Çok teşekkürler başkanım. Türkiye, tüm Türkiye'de olsun, dışarıda, dünyada bizi izleyen dostlarıma İşten saygılarımı diliyorum. Saygılar ve sevgilerimi iletiyorum. Eyvallah başkanım. Çok teşekkürler. Arife başkanım. Ben. Sağ ol başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım buyurun. Kendi şahsım adına ve köyüm adına bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bütün anneler gününü şimdiden anneler gününü kutluyorum. Kamil başkanın dileğini de duyuracağız beraber. İnşallah bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hep birlikte. Beraber olacağız. İnşallah elimizden geleni de yapacağız. Tekrar dediğim gibi anneler gününü şimdiden kutluyorum. Anne demek, kadın demek, umut demek, hayat demek, gül demek, çiçek demek. Anne demek, can demek. Anne demek, can demek. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Eyvallah, çok teşekkürler. Duran abi özür diliyorum. Bir mesajımız geldi. Çünkü çok 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 önemli. Cumhuriyet Halk Partisi Sultanbeyli ilçe başkanımız Murat Kantekir'den gelen bir mesaj var. Dostlarımız izliyorlar bizleri. Konuklarına ve başkanımız Muharrem Öztürk'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. İyi yayınlar sevgili abim Turan Şakır. Oy kullanmak için, nüfus kaydı için son gün 12 Mayıs. Lütfen dostlarımızı uyaralım. Kameraman arkadaşım bana bir gelsin. Murat Başkanım, canım benim. Her bulunduğu ortamda da gerçekten de Tokatlıları Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden kardeşim Murat Kantekin'e, ya Tokatlı olduğu için biraz da biz övünerek değil mi söyleyelim? Yani Tokatlı olmasından dolayı da Murat Kantekin kardeşime çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bir Tokatlı olmak güzel bir olay. Murat Kantekin Başkanım diyor ki 24 Haziran'da oy kullanmak isteyen dostlarımız lütfen oylarını kullansınlar ve bunun için de eğer seçmen listesinde isimleri yoksa da lütfen kontrol etsinler. Gerekirse bizi de arasınlar. Sultanbeyli İlçe Başkanı'nı arayabilirsin değerli dostlar. Murat Kantekin'in telefonunu da verebilirim sizlere. Cumhuriyet Halk Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nı da arayabilirsiniz. 12 Mayıs son gün, çok çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bu anlamda herkes... Bir oy, bir oydur diyor başkanımız. Murat Kantekin başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bir oy, bir oydur. Herkes oyunu kullansın lütfen. Ve bu anlamda da sakın ola ki sakın hafife almayın. Çünkü çok önemli bir virajdan geçiyoruz diyor Murat Kantekin. Murat Başkanım, gerçekten benim söyleyeceklerimi sen söylemişsin zaten. Bu anlamda size başarılar diliyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Ve mesajınızda Kanal 60 izleyicilerine duyurmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Var olsun, Murat Kantekin'e de selamlar olsun. Duran abicim buyur. Bugün denizlerin ölüm yıldığını bugün evet. Onları kutluyorum. Artı evet. Rahmetle anıyoruz.
Hıdırellez bugün duaların kabul olduğu gün. Bugün herkesin duaları kabul olsun. Artı kadın kollarını kutluyorum bizi desteklediği için. Eyvallah. Yönetimimiz burada. Seyfi Koçak, Cüneyt Kaşıkçı, Erol Öztürk. Onlar da buradan tebrik ederim, destekleri eyvallah bize geldiler. Hepsini kutluyorum. Eyvallah. Çok hayırlı teşekkürler. Istiyorum. Sağ ol Duran abicim. Başkanımıza verelim. Ali Başkanım. İyi akşamlar diyeceğim. İyi akşamlar olsun. Çok teşekkürler kardeşim. Gel. Gel Sıla. Ramide'yi Aslı. Aslı biz veda ediyoruz. Aslı neler söylemek istersin bizi izleyen dostlarımıza? Hadi. Selam. Selam. İyi akşamlar de. İyi yayınlar de. Kız sen bana uğur getir olur mu? Yeni ay, yeni yayın döneminde de hep böyle güzel, başarılarla dolu bir sevdamız tokat olsun. Öyle mi? Hedef. Düşünmem. Ya Muharrem abi söyle söyle bir hal oldun ya. Tamam. Sıla dur. Aslı. Hadi. Çok kısa olsun. Ellikle vela ediyoruz sizlere. Elliye davet ediyoruz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kusura bakmayın. Sonunda aklıma geldi. Şu anda da herkes biz zaten Sancaktepe Musulla Köyü Derneği'yiz. Artı köyde cemevi yapıyoruz. Buradan duyan tüm arkadaşlarımız da cemevimize yardımlarını bekliyoruz. Saygılar diliyorum. Eyvallah. Tamam bu da oldu. Bedir Başkan orada mıydın? Şehitler Köyü Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bedir Dalın'da bütün dostlara çok çok selam. Az önce Bedir Başkan'ı bir gösterebilir mi kameraman arkadaşım? Kameraman arkadaşım Bedir Başkan'ı bir göster. Bedir Dal yine Musullu Köyü Derneğimizi yalnız bırakmadı. Sağ olsun, var olsun. Bedir Dal'dan da, Dallar Turizmi Bedir Dal'dan da bütün herkese selam olsun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Biz seninle veda edelim. Bizler diyoruz ki haftaya olmayacağız. Haftaya Kızıldere'de Hıdırellez şenliklerinde olacağız değerli dostlar. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar cebinizden para, yüreğinizden insan sevgisi, yüzünüzden gülücük eksik olmasın diyoruz. Gökhan kardeşimin ellik türküsüyle sizleri de oynatacağız. Hadi bakalım Gökhan'cığım. Sen. Hadi bakalım. Gel. Bu arada sevgili Turan abicim sana çok teşekkür ediyorum konuk aldığın için. Vallahi çok sevdiğim, değer verdiğim insanlardan birisin. Hayatta da kıramayacağım böyle insanlardan birisin. Aynen. Başım üstüne istediğin zaman zaten kırmıyorum da çünkü kıramayacağım birisin. Sevgili Kanal 60 yöneticisi İsmail Özgen abim başta olmak üzere bütün çalışan arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. Ve Çamalık Karadikmen Köyü'ne selamlar, saygılar olsun. Bizleri izliyorlar. Mesaj geldi. Yeni gördüm daha. Yakup Şapoğlu abim ve Nuray Hanım sağ olsunlar. Mesaj atmışlar. Yeni gördüm. Son bir ellik yapalım. Aynen. Ellikçiler hazır olana kadar o zaman hazır benden... Hazır olana kadarmış pardon. Özür hazır ederim. Olsunlar. Yaz programı hazırlayın, benden... Hazırlayın. Evet. Yaz programımı paylaşıyorum. Tabii. Kameraman arkadaşım. Biz 9, 10, 13 Mayıs'ta... Beylikdüzü Tokatlar Derneği Tokatlar Günü'nde olacağız. Beylikdüzü Tokatlar Günü'nde olacağız. 9-13 Mayıs'ta. 12 Mayıs'ta sevgili dostlar Turhal Atatürkçü Düşünce Derneği'nin gecesinde olacağız. 13 Mayıs'ta Ataköy, Tokat Almus Ataköy Hıdırellez şenliklerinde olacağız. Ramazan Bayramı'nın birinci günü Yaylakent Kınalı Ali törenlerinde olacağız. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Sokutaş Su Festivali'nde olacağız. Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü Kadı Vakfı şenlik, Çıtırıklı Yayla Şenliklerinde olacağız. 1 Temmuz'da Bakımlı Köyümüzün Yayla Şenliğinde olacağız. 22 Temmuz'da Yeni Su Derneğimizin Pikliğinde olacağız. 20 Ağustos'ta Arife Günü, Kurban Bayramı'nın Arife Günü Araköy Derneğimizin Cemevi Açılışı'nda olacağız. Kurban Bayramı'nın ikinci günü Şehitler Köyü Derneğimizin Yayla Şenliğinde olacağız. Üçüncü günü Pir Mehmet Törenlerinde olacağız. Dördüncü günü Yalnız Köy'ün köy şenliğinde olacağız. 25 Ağustos'ta Uzun Çimen yayla şenliklerinde olacağız. 26 Ağustos'ta Aziz Baba törenlerinde olacağız. Şimdi ellikle sizleri baş başa bırakıyoruz. Haydi ellik.
şenliğinde olacağız. Eyvallah. Kanal 60 ve sevdamız Tokat olarak da Arife günü orada olacağız. Haydi bakalım. Yarime nazar değmiş besbelli bekarlıktan. Güller açıyor güller, güller açıyor güller. Unutulur mu yârim, ah unutulur mu yârim? Seninle geçen günler, seninle geçen günler. Unutulur mu yârim, ah unutulur mu yârim? Mezellikten yarime nazar değmiş besbelli bekarlıktan. Tin yapıya vardın mı da Şemsi kızı gördün mü? Şemsi kızın saçını da elin ile ördün mü? Gitmiyon mu o yana da, bakmıyon mu bu yana? Yat kolumun üstüne de, dön o yana bu yana. Köprüsü de geçtikçe sallanıyor. Tinyaba'nın köprüsü de geçtikçe sallanıyor. Şemsi kızın yanağı da öptükçe ballanıyor. Şemsi kızın yanağı da öptükçe ballanıyor. Gitmiyon mu o yana da, bakmıyon mu bu yana? Yat konumun üstüne de, dön o yana bu yana. Yatma yeşil çimene, uyur uyanamazsın. Yatma yeşil çimene, uyur uyanamazsın. Verme beni ellere, vallah dayanamazsın. Verme beni ellere, görür dayanamazsın. Erenlerden misin sen, yarenlerden misin sen? Şu gönlümün dermanı, olanlardan mısın sen? Erenlerden misin sen, yarenlerden misin sen? Şu gönlümün dermanı, olanlardan mısın sen? Thank you.
yarimin izindeyim, gönlümün sözündeyim. Eller almışsa varmış, ben Tokat düzündeyim. Eller almışsa varmış, ben Musul köyündeyim. Erenlerden misin sen, yarenlerden misin sen? Şu gönlümün dermanı olanlardan mısın sen? Erenlerden misin sen, yarenlerden misin sen? Şu gönlümün dermanı olanlardan mısın sen? Nakliyat. Şehir içi nakliyat. Şehirler arası nakliyat itinayla yapılır. Hasan Tatlı, Bekir Tatlı. Tatlı Nakliyat, Turhan Çakır'la Sevdamız Tokat programını sundu.